Pekala, alışveriş yapmış, ağır poşetler elinde, bir tarafında elinde kedisi veterinerden getirmekte olduğu böyle ağır yük taşıyan bir hanımefendi düşün. Bir başka hanımefendi geliyor yanına, ay diyor eliniz çok ağır, kediniz de ne tatlı vesaire, bir yardımcı olayım size diyor. Derken işte o iyi niyetten bakın ne çıkıyor. Arıyorum arıyorum, yok Allah Allah diyorum, başka bir yere çıkarttım da koydum mu dedim, bütün evi talan ettim, ona inanıp güvendim, ya iyi bir insan zannettim, duygularımla oynadı. Yardım bahanesiyle tuzağa düşürdü, cüzdanını çaldı. Baktığınız zaman evet hani kötü bir insan değil gibi gözüküyor, meğerse bayağı suçları da varmış. Cemile Demirbaş Bakırköy'de yaşıyor, hastalanan kedisini veterinere götürmüştü. Cemile Demirbaş bir elinde kedisi, diğer elinde de çantalar, güçlükle yürüyerek evine gelmeye çalışıyordu. Tam sokağa geldiğinde de ortak bir arkadaşının vesilesiyle tanıştığı Fatma Şimşek karşısına çıktı. Yardım etme bahanesiyle geldi. Geçtik mutfağa. Yardım etme bahanesiyle yaklaşık bir saat daha evde kalan Fatma Şimşek sonrasında bir anda işim var gerekçesiyle apar topar evden gitti. Bu yüzden Cemile Hanım da başına gelenleri 4 saat sonra fark edebildi. Baktım cüzdan yok ama hala konduramıyorum. Diyorum ki yok ya diyorum, veterinerde bırakmış olabilirim. Aklına gelmeyen başına geldi, cüzdanını güya iyiliksever misafiri çalmıştı. Sonra hesaplarımı bir kontrol ediyorum ki güzel güzel harcanmış, alınmış. Gittik baktık görüntüleri, son anda aa dedim işte bu. Hırsız yakalandı, tek kurbanında Cemile Demirbaş olmadığı ortaya çıktı. Fatma sen akıllanmayacak mısın diyor memur hanım, soruyor. Hayır diyor, ben akıllanmam. Ya kimseye güven yok. Baksana akıllanmayacak mısın diyor. Yo diyor. Yo, diyor. Ben devam ediyorum tabii diyor. Yani işi onun, mesleği niye öyle diyorsun? Giriyor. Ay kolay mı elde ediyor onun için? Ne göz altına ironi yapma şimdi ama Ebru. tabii. Ya giriyor. Akıllanmayacak mısın diyor. Hırsızlığı yapmış çünkü. Kredi kartından bir dolu da alışverişi yapmış, sonra çıkıyor yine. Hayatına devam ediyor. Peki nasıl güven sağladığına bak şimdi. Arkadaşının arkadaşı, tanıdığı biri. Yani böyle çok da samimi olmayan biri. Tanışmış öyle. Yolda görüyor. Tanışmış, hani kediye olan sevgisini falan biliyor. Belki hani bir aşinalık var. Hani evine gel, taşıdın sağ ol, gel bir çay ikram edeyim kaldı ki. Yani çoğu hırsızlar, bu işi yapanlar hiç tanımadıkları, özellikle yaşlıları seçiyorlar biliyorsun. Evet. Pazar dönüşünde ya da işte belli ki cebinde bir takım bir şeylere olduğunu fark edip. Çünkü onlar böyle kollayarak giderler. İşte ya göğsündedir ya cebindedir falan. Ha burada kesin bir şey var, biz bunu takibi alalım diyenler de oluyor. Evet, ya bu tamamen bu kötü niyet. Yüksek lisansını yapmış bu arkadaşlar tabii, yani. Kötü niyetin yüksek lisansını yapmışlar. Aynen evet öyle. Ya hırsızlığın yüksek lisansı yani senin evet. Benim anlamadığım tiplerden hemen ne kadar para çıkacağını bilen tipler bunlar. Çünkü bunları at bakalım bir kodese birkaç yıl tabii. Şöyle bir kalsınlar ama yok, olmuyor bir taraftan da. Bir de şöyle bir durum var ya, bunun ortak noktaları, iyi bir insan zannettim. Artık hani herkes o kadar güzel, görünüşlü bir şekilde, iyi bir şekilde yaklaşıyor ki kimin melek, kimin şeytan olduğunu anlaşılamıyor kardeşim. Evet. O nedenle işte insanlık ve alaka dair bütün o bildiklerini yeniden bir şöyle bir güncellemen lazım. Evet. Herkese de güvenmeyeceksin. Herkese de güvenmeyeceksin. Evet. İyilik meleği dediğin şeytan çıktı. Ha.